Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz abi. Bugün OBS nasıl kullanılır? Nasıl yayın yapılır? Kayıt nasıl alınır? Ee, oyun için hangi kaynağı seçmeliyiz? Ee, kayan yazı nasıl olur? Ondan sonra ses ayarları, video kalitesi, yayın kalitesi, bit hızı ee, ve pencere seçme, verme ya da sırasıyla sahneleri geçme. Tüm şeyleri ineceğiz bu videoda. Geçelim videomuza bakalım. Öncelikle videomuz açıldı örnek. Açıyoruz böyle normal OBS'i indirdik. Bomboş geldi deneme yazdım ben zaten diğer tarafında kay kayıt diye var benim kullandığım. Ee, şimdi geldik buraya başta abi. Ekran yakalama ile normal ekranımızı açıyoruz. ya yani normal ekran kaydı almak istiyorsanız büyütelim örnek. Default'a burada var zaten penceresi. Gördüğünüz üzere sadece ekranı komple ekran alıyor. Bu sayede ekran kaydı da başladığınız zaman bu ekran kaydını almaya başlar. Tabi ilk başta kayıtlara bir bakalım. Ayarlarımızı açıyoruz. Burada video var. Video çözünürlüğü bunu ayarlıyoruz abi. Çıkış boyutu da var. buradan kalitesini ay ayarlamış oluyoruz. Çözünürlükte ekran çözünürlüğü yani ona göre seçiyorsunuz boyutunu. Bu da kalitesi olmuş oluyor. Yani HD istiyorsanız 1280'e 720 yapmanız lazım. Full HD'de 1920 1920'ye 1080 yapıyorsunuz zaten. FPS'de yani akıcı sabi ikseniz ise 60 oluyor. 30 yapabilirsiniz. Yani kendiniz seçmeniz lazım. Bilgisayarınızın kalitesine göre ayarlayabilirsiniz bunu. FPS dediğim gibi akıcılık anlamında rol oynuyor. Örnek bakalım. Buradan mesela ses ayarlarımız var. Burada mikrofonları seçebiliyorsunuz. Hangi mikrofonu versem vermesem diye. Çıkış şeyine bakalım. Çıkış şeyi benim basitte. Basit olması daha kolay şeyleri yapabiliyoruz. Kayıt burada mesela kayıt kalitesini ayarlayabiliyorsunuz örnek. Yüksek kalite ve normal dosya boyutunda fazla megabayt almıyor ama kayıpsız kalitede çok yüksek gigabaytlara ulaşabilirsiniz. Ama tabii ki de kayıpsız kalite olur. Ben yüksek kalite normal dosya boyutu kullanıyorum fazla yer kaplamasın hem bir kaliteye çıksın diye biliyorum. Sonra da bakalım yayın için gerekli bir hızı. Ben 4500 minimum istiyor genelde. Genel olarak 4500 istiyor yani. Onu kullanıyorum. Bir hızınız yüksekse 10.000 de yazabilirsiniz örnek. Yani ama fazla almıyor genel olarak Türkiye çapında herkes. Ses bir 160 da benim. Yazılımcı 2x264 kodlayıcı zaten. Burada da dediğim gibi kodlayıcı hazır var. Eğer yüksek kalite istiyorsanız bunları CPU'nuzu işlemciniz iyi olması lazım. Ya da ekran kartınızın. Bir tarafı da zaten zorlayacaktır abi. Yüksek kaliteli kullanıyorum. CPU yüksek kullanıyor o yüzden. Yani verif veri fast standart kullansak standart olur mesela. Yani kalite kalite yazıyor burada. Ufak kalite mesela aradan değişiyor böyle kodlayıcı ona göre kaliteye zaten denersiniz örnek CPU düşük denersiniz kalite düşecektir bir itme. farkına varırsınız zaten Yayına gelelim yayın abi her şey yayın kodu alıyorsunuz anahtar alıyorsunuz direkt buraya yayın anahtarı alıp deyip bağlayabiliyorsunuz Twitch hesabı veya tümünü göster deyip buradaki tüm Yayın profillerine girip yayın kodunuzu alıp buraya yapıştırabilirsiniz abi buraya yapıştırdığın zaman Çok basit şekilde Elde ediyorsunuz abi yayını başlığını uygulayacaksınız. tamam bunun harici yayını buradaki ayarlar zaten fazla bir şey yok. Kısa yollar önemli. Kısa yolları mesela yayını başlat durdur diyeceğim mesela atıyor örnek mis gibi. Ben şu an mesela Tab'ın e, tabun üstündeki üst modellerine tik işaretine koydum abi. Onu da başlat durdur yapıyorum örnek mis gibi. Rahat yani. Mesela şu an videoyu durdurup başka yere geçebiliyorum tek tuşla ayarlar var. İşlem önceliği yüksek yaptım ben. Yani tüm bilgisayar buna yönelsin, kasmasın diye. Yüksek yaparsanız daha iyi bence. Çünkü yani kasarsa videomuz kasar devamlı videolarda Kasmaması için de buna vermek daha mantıklı. Diğer ayarlara dokunmuyorum. Her şey otomatik zaten. Bizim gibi video kaydıda da öyle oluyoruz Çıkışlarda böyle buradan dosyayı yani nereye gidecek örnek? Oraya kaydediyorsunuz abi videoyu. İsmini de yazabilirsiniz örnek. Bakalım başka bir şeyimiz var mı eksik? Yani dosya biçimini buraya yazıp da kaydettiğin zaman da bir isimle öyle çıkıyor. Gelelim başka neyimiz var bakalım. Evet, herkesin istediği şey var abi. Mesela ne derler ona? Mesela bir şey koyacak buraya ama ne derler ona? Bağış barı koyacak. Bunun içinde açıyoruz hemen örnek. Steam labu. bu Laps. Açık Steam labu. Giriyoruz örnek. Hemen buraya girdik abi. Çok basit bir şekilde. Hemen giriş yap diyelim. Twitch ya da şeyle YouTube açın diyor. YouTube'da açalım. Evet girdik Streamlabs'a böyle açılıyor direkt zaten. Basit bir arayüz var aslında baktığınız zaman. Uyarı kutusu var örnek burada. Zaten başvurularını yapıyor. Abone gelme şey bağış testi falan var. Aslında çok basit direkt burada ayarları ayarladıktan sonra çok basit bir şekilde şuradaki URL'yi kopyalıyoruz abi. Kopyalı dedikten sonra okuyun demiş mesela hassas bilgi çeviri diğer kullanıcıları paylaşmamalıdır diyor. Bunu paylaşmıyoruz zaten. Geliyoruz abi örnek. Geldik buraya. Tıkladık. Tarayıcıyı seçiyoruz. Tarayıcıyı seçince şuraya yapıştırdığınız zaman şuraya böyle uyarı şey gelir. Bak bağış testine bastım. Ekranıma çıkacak şimdi. Aktif ettik mi? Yani başlat dememişiz. Başlat diyelim. Aynen. Buraya da çıkıyor mesela örnek. Üyelik testi yapalım. Üye oldu mesela. Yani aslında basit. Abonelik testi var mesela bak. Yeni abone hoş geldin. otomatikken çıkıyor. Yani gördüğünüz üzere çok basit aslında tarayıcı şeyi yapmak. Örnek bahşiş yazmış. Tıklayalım oraya da. Bakayım bu değilmiş. Bu veri kutusu. Logo oluşturucu. Twitch paneli. Youtube küçük resimler. Bu durum bakalım. Acemisi. Evet, bağışlar. Buraya yazıyoruz abi örnek bağış şeyini. Uyarı milyon tutar demiş. 3 lira örnek. Bravo. Aboneler. Buradan ayrı ayarladık. Yardım yazıyor. Yardım başka yere gitti. Bayağıdır girmeyince insan unutuyor bu arada. Yapacak bir şey yok. Birazcık unutabiliriz. Bunlar atlanacak şeyler basit şeyleri hızlıca güzelce anlattım söyleyeceğiz. kalalım var mı burada bir şey yok buradan tüm görsel bileşenlere girip abi burada takipçi hedefiniz örnek alıyorsunuz böyle abonelik hedefi diye ben açmışım zaten önceden çok basit ayarlara girip örnek hedefi yönetiyorsun açtan sonra mesela direkt ya yani bunların renklerini buradan değiştirebiliyorsun istiyorsan hedefleri de çok basit zaten Nereye gitti? Fazla tıkladım herhalde. Geri gelelim. Reklam çıktı. Reklama bastık. Bunu da aynı şekilde başlatıp başla deyip görebiliriz. Böyle gözüküyormuş. Kopyalı dedik. Açtık. Burayı da aynı şekilde tarayıcı yapıyoruz. Açtık örnek. Açtık. Yapıştırdık. Var haline gelecek şimdi buraya. Yanlış şey mi yapıştı? Kopyaladık. Ha, şunu kopyalayalım tekrardan. Kopyaladık. Yapıştırdık. Ben mi görmüyorum biliyor Yok. Gelmedi. Hmm. Küresi mi olmuş? Bakayım kalan günler yok tamam ya. Bir türlü açamadık bakalım. Bazen sistemde sorun yapabiliyor. Mesela bu niye böyle kaldı mesela? Hedefimizi sonlandıralım başta bir deneyelim tekrardan. Şöyle de kayıt programını alıyor, alıyorum göstereyim böyle. Hedef sonlandırdık. Başlık. Takipçi yazalım. Hedef miktar bin yazalım. Başlangıç miktarı 258 tanesi oldu diyelim. 03 02 2023 Aralara slash koyduk örnek. İlla 30 mu olacak diyor. Tamam, yani olur. Ha dördüncü beşinci ay. Tamam, böyle başlatalım. Koypaladık, düzelde herhalde. Hemen gelelim böyle, yapıştıralım. Tamam artık yani, ha şimdi geldi, oturdu. Şu an arka sayfa olduğu için şu ekranı kapatalım. Gördüğünüz üzere takip şeydi, çok basit şekilde geldi, biraz uğraştırdı biz ama. Aslında basit tüm seçenekleri bir daha geliyoruz örnek. Bu da izleyici şeyi var, seyirci sayısını göster var. Anketler açabiliyorsunuz, katkıda bulunanları açabiliyorsunuz. Uyarı bağış hedefi var, bağış hedefini de böyle ayarlıyorsunuz abi. Süresi dolmuş mu? Dolmamış herhalde. Hemen şöyle kopyaladık. Oraya da bir tarayıcı ekleyip çok basit şekilde aslında. Hop, biraz hızlı yapıyorum Hızlı yapınca da biraz Evet yayıncıya destekte de oldu. Örnek bunu ufaltırsınız şöyle takipçi hedefini. Yayıncıya desteği de şöyle koyarsınız. Veya yani altına koyarsınız. Ayarlaması basit aslında. Yani şöyle bir şekilde ayarlıyorsunuz abi. Bu otomikken şeyler yapılıyor zaten uyarı şeysi. Örnek şimdi bak bağış testi yaptık. Para geldi. Bir bağış testi daha yapalım bak. Hop doluyor böyle. 83 lira oldu. bak dolu ya böyle çok basit aslında baktığınız zaman süper sohbet testi geliyor mesela ödemiş hoppala otura hediyeler değişik değişik şeyler böyle otururken ekranınıza geliyor aslında ondan sonra oyun nasıl seçeceksiniz örnek oyun yakalama var oyun yakalamadan pencere seçip buradan oyunu seçebilirsiniz örnek açtığınız zaman ama genelde siyah ekran sorunu çıkıyor. O yüzden de ne yapacaksınız abi? Tam ekran alıp ekrandan seçip sonra da oyunu seçebilirsiniz. Öyle düzeliyor bazen. Veya pencere modunda oyunu seçebilirsiniz. Genelde pencere moduna geliyor oyunlar. Pencere yakalamadan otomatikken yakalayabilirsiniz abi. Buradan seçiyorsunuz pencereyi. Örnek şu an seçili gibi. Seçiyor örnek. Geliyor böyle. Böyle de alt alırsanız bunlar üste çıkar abi. Aslında böyle rahatlıkla şey yapmış oluyorsunuz. Yani Arkadaki ekran açıkken bile bunu kapattığınızda ekran geliyor mesela bak. Şunu indirelim. Şunu yukarı çıkarttığımız zaman açtığımız zaman bak gidik. Ama kapattığımızda ekran geliyor. Böyle de bir seçenek. Ondan sonra ne kaldı bir bakalım. Kaydımızı anlattık. Tarayıcımızı anlattık. Fazla bir şey kalmadı aslında. Genel anlamda böyle abi, basit her şey. O size kalmış her şey. Stüdyo modu da var böyle deneme tarafı diye. Karanlığa geç. <laughs> Başka anlatabileceğimiz bir şey var mı sizlere? Bakalım. Ya örnek bir video veya abone şeysi ya da bir kadın logo örnek yapacaksınız abi. Hemen buradan seçiyorsunuz örnek bir şey. Fotoğraf ya da video. Seçerseniz video olarak da yayınlanabilir örnek. Ekrana verebilir veya bir ufak bir resim olur örnek bu. Bakalım neyimiz vardı bizim tarafta var mıydı yok? Ondan nasıl anlatalım? Şuraya geçelim. Ortak, ben bir tane koydum öyle video var böyle. Sen de ortamana var. Abone olun, bildirimler için gibi böyle var. Otomatik çıkıyor mesela. Video çekerken sonunda böyle ekleyebilirsiniz örnek. Aslında basit bir şeyler yani. Ortam kaynağı da böyle olmuş oluyor. Hmm, bakalım. Zaten video yakalama aygıtına herkes kamera olduğunu biliyor. kameraya açıp oradan şey yapabilirsiniz. İstiyorsanız metin ekleyip örnek Erok takip edin yazdığınız zaman ekranda kocaman olabilir. Örnek ufaltıyorsunuz bunu. Ondan sonra ayarlara gelip filtrelerden yani kay kaydırabilirsiniz örnek. Kaydır var. Mesela yavaşça kaydır var. Siz nasıl isterseniz o şekilde gider ya yani. Sıfırlayın. Örnek bak abi kayıyor gidiyor. Hızını ayarlıyorsunuz böyle tutken geçiyor abi. Ondan sonra fitre başkalım. Renk ayarı var. Işık amı, kırmızı. Opaklık da var. O da biraz silikliğini alıyoruz böyle. Logo halinde dolaşıyor aslında yani. Bundan sonra fotoğrafların arka planı olmadığı için örnek bazı resimlerin resim ekleyip de TV kanalımış gibi de reklam şeyisi olabiliyor mesela. Onlar nasıl oluyor? Bak mesela arka planı olmadığı için gözükmüyor mesela. Örnek aldık bunu koyduk mesela. Şöyle bak ekranda duruyor mesela. Yukarıda TV'siniz örnek. Şöyle duruyormuş gibi. Şöyle ekranı kapatalım. Örnek ya. Ya da bunu örnek şey yapalım merak. Ediyorum. Selam. Merok TV. TV olarak koyduk. Şöyle koyuyoruz örnek. Logo ile beraber. Yazısını kaydırın da kapatalım da kaldıralım. Merok TV. Bunun gibi. Logo olmuş gibi yani. Yani seçenekler böyle aslında yani bir şeyler yapabilirsiniz çok basit aslında. Bu hem böyle yaparken ben anlatayım istedim. Hem de siz daha rahat anlayın yani. Şimdi direkt ben de sizin gibi bakarak yaptım örnek. Bir şeyler sıfırdan anlattım. Başka bir seçeneğimiz kaldı mı ona bakalım. Başka bir şey anlatacağım bir şey kalmadı bu seride zaten. Bakıyorum yok yani. Değil mi? Kaygan ya metinde de böyle yapabiliyorsunuz abi. Özellik var mı? Fazla bir şey yok yani. Videomuz bu kadar abi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.